Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Sizler de teknik işlere çok meraklıysanız ve evinize usta çağırmadan birçok iş hallediyorsanız bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. Bugünkü videoda Bosch'un şarjı matkabına birlikte bakacağız ve özelliklerini inceleyeceğiz. Nasıl çalıştığını ve hangi amaçlarla kullanabileceğini birlikte gözlemleyeceğiz. Hadi şimdi kutu açılışına geçelim. Şimdi arkadaşlar genel itibariyle ürüne bakacak olursak aslında çok küçük bir kutusunun olduğunu söyleyebilirim ve sırt çantalarınızda ya da valizinizde bunu çok rahat bir şekilde taşıyıp istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Kutuyu açmak için buradaki aparatları bu şekilde kaydırmanız yeterli olacaktır. Ardından kapağımızı açalım şöyle. Gördüğünüz gibi boşun el tipi şarjlı matkabı burada. Şimdi birlikte bunu nasıl kullandığına bakacağız. Fakat ondan önce bakın burada iki tane uç var. Sizlere bu uçların ne işe yaradığını göstermek istiyorum. Burada PH2 ve PH1 olarak iki tip uç var. Bunlar kullandığınız videolara göre değişiklik gösteriliyor. Yani kalın başlık bir vida ise PH2, ince ise ph 1 kullanabilirsiniz. Aynı zamanda ek bir ürün daha var. Onu da sizlere göstereceğim kullanmanız için. Bunları kenarıya bırakalım. Şarj matkabımıza birazdan bakacağız. Kutunun alt tarafını kaldırdığımızda, bakın burada bir tane bir ucu tip A, bir ucu, bir ucu da yine USB mini olan bir kablomuz var. Kablonun ortalama uzunluğu da hemen bakalım 80-90 santim diyebiliriz arkadaşlar, yani şarj etmek için oldukça elverişli bir kablo. Tabii ki bu kablonun tip C olmasını beklerdim çünkü artık tüm cihazlar tip C şarj girişi kullanmaya başladı. Şarj etmek için arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki girişi çok rahat bir şekilde takabiliyorsunuz. Buradan şarjını takip edebiliyorsunuz. İçerisinden herhangi bir adaptör çıkmadı. İstediğiniz her yerde bunu şarj edebilirsiniz adaptörünüz varsa. Güneş pilleriyle ya da işte power bank'e takabilirsiniz. Bu ürünü şarj edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu şarjı tornavidayı inceleyecek olursak Gördüğünüz gibi kocaman bir boş labuası var. Ve hemen üst kısmında bir tane güç tuşu var. Onun üstünde ise devir yönünü değiştirmek için bir tuş var. Bunu yukarıya aldığınızda tornavida sola doğru aşağıya aldığınızda sağa doğru dönecektir. Burada da yine güç ayarlama seçeneği var. Yani basit bir vida sıkmak istiyorsanız ya da vidayı açmak istiyorsanız minimumu kullanabilirsiniz. Maksimum seviyede istiyorsanız ya da orta seviyede bu şekilde çevirip daha güçlü hale getirebilirsiniz. Yine yan tarafta ellerimizin kaymaması için plastik aparatlar mevcut. Yani şu şekilde kullanacak olursanız oldukça rahat. Aslında tutuşu şu şekilde dikey olarak ya da böyle şöyle göstereyim. Yine yatay olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar vida sıkmak için uçların nasıl takıldığını göstereceğim. Bakın burada pH 2 ve pH 1 uçlarımız var. Genel itibariyle pH 2 her zaman uyumlu oluyor birçok vidaya. Takmak için böyle yaklaştırıp mıknatısı tutturmanız yeterli olacaktır. Çıkarmak için ise çekmeniz yine yeterli olacaktır. Oldukça basit bir yöntem. Şimdi şarjı tornavide uçları nasıl takıldığını gösterdim. Fakat bu uçlar bana yetmez. Ben daha profesyonelim diyenler için şöyle bir ürün göstermek istiyorum. Yine Bosch'un bu şekilde bir uç seti var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi burada birçok model var. Bunların da nasıl takıldığını sizlere göstereyim. Eğer almak isterseniz de videonun alt tarafında link bırakacağım. Bakın gördüğünüz gibi burada pH 1'den 3'e kadar aynı zamanda PZ tip uçlarda mevcut ve diğer uçlarda yine ihtiyacınıza göre kullanabilirsiniz. Burada böyle bir aparat var. Şimdi buradan herhangi bir uç seçelim. Mesela şuradaki 40 numaralı ucu alalım. Aslında direkt bu tornavide takabiliyorsunuz. Fakat bu kısım kısa gelirse size yani kullanışlı olmazsa böyle bir aparat sunuyor boş sizlere. Bunu takmak için şuradaki aparatı şöyle ileriye doğru ittiriyorsunuz gördüğünüz gibi. İttirip takabiliyorsunuz. Aynı zamanda bunu da yine şarjı tornavidaya takıp kullanabiliyorsunuz. Yani daha uzun bir uç e, oluyor sizlere. Çıkarmak için bu şekilde mıknatısı çekmeniz yeterli. Bunun içerisinden çıkarmak için bakın gördüğünüz gibi kilitli. Yine böyle ileri doğru ittiriyoruz ve birbirinden ayırıyoruz. Bu uçların hepsini e, bu aparat ile kullanabilirsiniz kutusu da oldukça portatif. Yani bu ürünü satın alıyorsanız bence yanında böyle bir ürünü de satın almanızı öneririm arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar küçük bir vidalama testi yapacağız. Bakın böyle bir vida var ve uç seti içerisinden de ona uygun bir uç aldım. Bunu birlikte matkaba takacağız. Aslında şarjı tornavi de ben matkap diyorum sürekli. Buna çok takılmayın. Bir özellik daha göstereceğim. Bakın her zaman 10 tuşuna basmanıza gerek yok. Şöyle bastırdığınızda zaten otomatikman çalışıyor kendisi. Hemen göstereyim sizlere. Orta düzeyde bir vida sıkacağız. Bunu şöyle orta seviye bir güce alıyoruz. Ve bakın gördüğünüz gibi şimdi vidayı sıkmaya başlayacağım. Öncelikle açılmış vida yerine bu şekilde vidayı yerleştirdim. Ve Şarjlı matkabımı tam olarak vidayla birleştirdikten sonra düğmeye basıyorum. Gördüğünüz gibi bakın ortalama kısma getirmiştim. Şu anda maksimumu alacağım. Birazcık daha gönderebilirim. Evet gördüğünüz gibi oldukça güçlü arkadaşlar. Şimdi çıkarmak istiyorum. Çıkarmak isteyince de bu şekilde tersi alıp böyle Basit çıkarıyorum. Çok güçlü olduğunu söyleyebilirim. Ben tabii ki video dışında da birçok test yaptım. Ve gerçekten oldukça elverişli bir ürün. Yani kullanmak istiyorsanız ve evlerinizde basit işleri siz kendiniz halletmek istiyorsanız... Böyle bir ürünü satın alabilirsiniz. Aynı zamanda böyle bir setle satın almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü artık internetten satın aldığımız demontaj ürünlerin içerisinden çıkan vidalar birazcık farklı olabiliyor. O farklılıkları da göz önünde bulundurarak kimseye ihtiyaç duymadan sizler kendi işlerinizi halledebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.